Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulü Muhammedin salat. 14. lemanın 2. makamı makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelerinin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maat teessüf, şimdilik o arzıma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu dert kendi nefsime has iken ruhan benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medarı istifade olur niyetiyle 14. lemanın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevken hazırlar. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in sırları anlatılmış. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarında. Niye bin tane diyor? 2000 diyebilirdi mesela. Veya 500 diyebilirdi. İbrahim abi? Binler diyor o zaman. Evet. Genelde onu kullanılıyor yani. Binler. 2000'ler denmez. Bunun iki manası var abi. Bir tanesini söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim'in içinde Allah lafzı celali olduğu için lafz-ı celal de Esma-i Hüsna ya, bir iltizam delalet ettiği için Esma-i Hüsna adedince sırlar var. Yani binler esrar diyor ya abi. Kesretten kinaye demiyor. Hakikaten bin tane yani. Mesela ya Cemil-i Allah, ya Kalib-i Allah. Bütün isimler ona nispet ediliyor ya. Bin tane, bin bir tane Esma-i İlahiye var. Bir tanesi lafz-ı celal. O Bismillahirrahmanirrahim'in içinde lafz-ı celal olduğu için bütün isimler ona nispet edildiği için bin tane sırrı var yani. Bu 14. lemanın 2. makamında besmelenin 6 sırrı beyan edilmiş. Bir ara çok yapıyordum ben bu dersi. Çok yaptım yani Türkiye'deyken. Bismillahirrahmanirrahim'in 30 tane sırrı varmış değil mi? 6'ya inmiş. Bismillahirrahmanirrahim'de bir sır varmış. Birinci sır. Şuraya yazayım. 6'ya inmiş mi? 6'sını mı yakalım? 6'sını ya enfüsi afaki terakkiyat sırrı var abi. Bunları izah edeceğim şimdi. 2 muhatabiyet. 3. Evet, üçüncü de şuna. 4. de mutabiyet. 5. de aynı darlık. Darlık. Altıncıda da aziyet ve fakriyet. Şuraya yazalım. Besmele'nin 6 sırrı. Şimdi dedi ki bin tane dedi ya. Ne demek yani Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarı demesi ne demek? Yani en kısa ve kolay yoldan ben terakki etmek istiyorum. Değil mi? Mesela terakki, enfüsi ve afaki yollar vardı değil mi abi? Mesela Kadir-i Kadir-i tarikatı afaki, Nakşi tarikatı cehri zikir yaparak böyle terakkiyat yapıyor. Terakki usulü, tarzı, metodu, yolu gösteriyor abi. Bismillahirrahmanirrahim. En kısa ve kolay yoldan ben nasıl terakki ederim? Bülent abi. O sır varmış. 1. Ben en kısa ve kolay yoldan Allah'ı nasıl tanırım? Marifet sırrı varmış Bismillahirrahmanirrahim'de.
En kısa ve kolay yoldan. Cenab-ı Hakk'ın şuunatına nasıl aynadarlık ederim, tanırım? Besmele'de varmış. En kısa ve kolay yoldan Allah'a nasıl muhatap olurum? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Değil mi? Yalnız sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz. Evet, değil mi? O ayetin bir manası Besmele'deymiş. Aynadarlık. Bismillahirrahmanirrahim'deki ben yani Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyet, Rahimiyet ve diğer evsaf-ı ilahiye nasıl aynı olur? Bismillahirrahmanirrahim. Aziyet ve fakriyetimi en kısa ve kolay yoldan nasıl bulurum? Bismillahirrahmanirrahim. 6 tane sır beyan edilmiş. Birer cümleyle yazdım buraya abi. Birinci sırda enfüsi ve afaki terakkiyat sırrı anlatılmış. Yani kainat simasında, art simasında, insan simasında diyor ya abi. Kainatta ve küreyi arzda gördüğün hakikatleri insanda görürsen, bu afaki terakki. İnsanda gördüklerini küreyi arzda ve kainatta görürsen, bu da enfüsi terakkiyat oluyor yani. Bismillahirrahmanirrahim de varmış yani. Zaten hatırlarsanız ben derslerde nazara veriyorum. Allah'ın rububiyet tecellisinde bir kanun vardı. Değil mi? Neydi o? Külliyatı cüziyata koyuyor. Değil mi? Ağacı çekirdeğine derc etmişti. Alemleri insana derc etmişti. Değil mi? İbadetleri namaza derc etmişti. Kül cüze derc edilmiş yani. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in bu 6 tane sırrı izah edilmiş. Ve de bu izahattan önce ihtar çekilmiş. Bu ihtarda da 5-6 tane madde nazara verilmiş. Yani 14. lemanın 2. makamını istifade etmek, bu ihtarda yazılan meselelere dikkat etmekle mümkün. Mesela diyor, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Bak bir teşbih yapıldı burada. Diyor ki sönük aklıma görünmüş bu sırlar yani. Akıl sönükse nasıl gördü? Evet, noktaya nazarımız. Çok parlak olmuş. Sönük aklıma diyor. Evet, teşbih hemen Risale-i Kaidesi'ne bakalım. Sönük akıl. Sönük aklıma göründü diyor. Akıl fazla yalanamamış yani. Akıl? Akıl sönük kalmış bu yönde yani. Belki. O sönük kaldıysa nasıl anladı bu zor meseleyi? Bu şeyli kalbiyle anladı. Bu hani bulutlu görmüş yani. Aklen kalbiyle demek ki anlamış. Senin orada. Evet. Ama aklına gözükmüş. Yani sönük aklıma diyor. Akıl sönükse nasıl görecek? Kalbi. Şimdi sönük akıl demesi burada bir teşbih yapıldığı için teşbih kaidesine göre işte külliyattaki akla yüklemiş olduğu manalara bakmak gerekiyor ki buradaki ifade bir noktayı nazar olsun. Söyledikleriniz olmakla beraber abi. Mesela diyor ki 217 sözler. Zahir perest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi abi. Bir daha zahir perest ve sermayesi afaki malumatmış aklın yani. Şimdi sermayesi afaki malumat olan bir akıl Besmele'nin sırrını anlar mı? Anlamaz yani. O zaman buradaki sönük akıl ne oluyor? Teşbih yapılmış. Yani ben hatta şurada da söyledim. Şurada bir noktaya nazar. Evet. Cüz-i ihtiyardan dahi vazgeçip irade-i ilahi işini bırakıp kendi hal ve kuvvetinden teberredip Cenab-ı Hakk'ın hal ve kuvvetine iltica ederek hakikati tevekküle yaraşmakta. O zaman sönük akıl dediği yani buradaki ifadeyle ve az önce okuduğum ifadeyle beraber zahir perest ve afaki malumat olan işlerle kendi tercihlerini kullanmamak. Yani sünnet-i seniyye dışında emir ve yasaklar dışında İbrahim abi tercih yapmamak sönük akıl bir noktayı nazar böyle diyebiliriz yani. Ama daha içine girse girilebilir Bülent abi. Evet. Ama ustadın aklını değil mi? İşte sönük akıl demesi benim aklım çalışmıyor. Ben düşünmem. Veya vesaire değil. Okuduk. Yani aklın sermayesi neymiş? Zahir perestlik ve afaki malumatmış. Ben bunlarla yani beni ahiret noktasında ilgilendirmeyen
Beni bir hakkata, bir kemalata götürmeyen şeylerle aklımı kullanmıyorum demek. O zaman ne oldu? Lisanımda çok geçiyor. Karanlığın artması nispetinde ne artıyor da abi? Nur artıyor. Gündüz bir ışık yaktın. Gözükür mü? Gözükmez. Geceleyin yaktın. Ne kadar çok gözüküyor değil mi? Karanlık zemininde olur ya. Sönük akıl zemininde konumuz besmele. Besmele'nin sırları açılıyormuş yani. Bize yani ben ne alacağım? İhtar diyor. İhtar da diyor ki sönük akıl diyor. Değil mi? Gördük. Sönük akıl, aklım çalışacak ki ben anlayayım bunu. O zaman teşbih kaidesine göre ne anlamak gerekiyor? Sönük akıl, yani sönük akıl olması nispetinde besmelenin sırları anlaşılmış. Yani aslında zahir perest ve afaki malumatla, lüzumsuz maleyaniyet işlerle aklı yormayıp değil mi? Aklı meşgul etmezsen, tamam mı? O zaman o zeminde besmelenin sırları anlaşılmış oluyor yani. Ramazan abi. Yoksa normalde aklı çalışmasa nasıl anlayacak yani? İman aklın ihtiyarıyladır. Bu akıl çok çalışacak ki değil mi? Ama ne yapmış mesela? Akıllılık yapmış. Zahir perest, afaki şeylerle aklını yormamış. Söyle. Demişler ki ya ikinci dünya savaşı oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Hiç merak etmiyorsun. Ne demiş Bülent abi? Değil mi? Şimdi 8 sene geçti. Hiç sormamış. Eskiden sen 8 tane gazeteyi bir günde okurdun diye. Soruyorlar değil mi? O da diyor ki lüzumlu işler pek çoktur. Ömür sermayesi azdır. Değil mi? Bunları söylüyor yani. Ve kaç sene devam etmiş. Hiç sormamış yani. Demek ki o zeminde yani sönük akıl dediği öyle bir noktaya nazar bakabiliriz yani. Evet. Sonra onu kendi nefsim için nota suresinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlarıyla o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Hatırlarsanız notalarda 10. nota var. Allah'ı tanımanın delilleri, bürhanları, yolları 3 çeşittir diyor. Allah 3 çeşitle tanınırmış. Su gibi, hava gibi, nur gibi diyor ya. Su gibi akıla bakıyor. Hava gibi kalbe bakıyor. Nur gibi ruha bakıyor. Şimdi bu 14. lamanın 2. makamı nur gibidir abi. Orada o tarz Allah'ı tanımanın, bilmenin yöntemi de abi şey yaparken yani bir kısım Allah'ı tanıma delilleri varmış ki akla bakar. Bir kısmı kalbe bakar. Bir kısmı ruha bakar yani. Orada o tarz delilleri maddiyat altına almak istersen alamazsın diyor. Kayda girmezmiş yani. Abi. Şimdi burada diyor ki ben Besmele'nin sırlarına binler sırrı var dedi yukarıda. Kaydetmek isterken bir kayıt altına aldı, almak istedim 5-6'ya indi diyor. İşte bir kısım Allah'ı tanıma delilleri var ki abi kayıt altına girmiyormuş yani. O yüzden 5-6'ya indi. Yani bir kayıt altına alayım ben onu. Zaten nota suretinde kaydetmek istedim diyor. Nota demek hani birinci nota, ikinci nota, yani biz not almak deriz ya. Yani bir hakikatin şeyi gözükmüş, notu olarak kaydetmiş yani. O yüzden bu Besmele'nin sırlarını okurken ihtarda bu söylüyor. Yani hakikat çok geniş, çok külli. Her biri belki bir hakikatin ucu yani cümleler, kelimeler. Okurken böyle bakalım. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhem benimle münasebettar. Yani Besmele'nin sırlarına muhatap olmak, istifade etmek için dikkat edeceğimiz bir ihtar neymiş? Ruhem benimle münasebettar olmak. Ne demek ruhem benimle münasebettar olmak? Hani Emirdağ layıkasında bir ifade var. Mesela Risale-i Nur, tercümanının istidadına bakan feyizler değil, belki talebelerinin değil mi? Böyle o hakikatları, o feyizleri ruhen istemeleriyle üstada telif ettirilmiş, yazdırılmış. İbrahim abi. Yani mesela Hulusi abi Ramazan ayı girmiş. Ya keşke Ramazan'la alakalı
Hüsrev Hazretlerinin bir risalesi olsaydı da ben bunu cemaate okusaydım demiş. Ha. Üsta da Ramazan risalesi telif ettirilmiş. Mektubu yazıyor. Daha mektup üstadın eline gelmeden Hüsrev Hazretleri Ramazan risalesini telif etmiş. Ha. Mesela Hafız Ali abi demiş ki ya sünnet-i seniyye ile ilgili bir bahis olsaydı da değil mi? Ben cemaate okusaydım demiş. 11. lama telif ettirilmiş. Ruhen benimle münasebetler demesi Risale-i Nur'un abi şahs-ı manevisine dahil olmak esaslara ve düsturlara riayet etmek. Bir ihtarmış bu sırları anlamak için yani. Ulan tamam. Sonra nefsi nefsimden daha hüşyar zatlar. Hüşyar zatlara belki medarı istifade olur niyetiyle. Şimdi Hüsrev Hazretleri diyor ki nefsi nefsimden daha hüşyar. Hüşyar uyanık demek. Zatlara medarı istifade olur cihetiyle. Evet. Şimdi sual bir talebesinin nefsi üstadın nefsinden daha hüşyar olabilir mi? Uyanık olabilir mi? El cevap olamaz yani. Peki niye nefsi nefsimden daha hüşyar zat diye? Değil. Çünkü bu makam çok yüksek bir makam abi. Çünkü Risale'nin ismi Hakime Masal olduğu için bir teşbih de bir hikmet, bir mana var. Bir cümle söylediyse yani verilmek istenen ihtar çünkü. Bir mana için söylenmiş yani. Nefsi nefsimden daha hüşyar zatlar. Bir talebenin nefsi üstadın nefsinden hüşyar olur mu talebesinin? El cevap olamaz. Peki niye öyle söylüyor? Noktayı nazarmış şu abi bir tanesi. Noktayı nazarları çok İbrahim abi. Sen yeter ki noktayı nazar iste. Neden öyle söylüyor? Hüsrev Hazretleri bu hakikatleri telif etmiş ya abi. Tecridi mutlakta olmuş değil mi? Günlerce, aylarca kimseyle görüştürülmemiş. Değil mi? Yemesi, içmesi o noktada böyle normal bir insan gibi değil yani. Ve tek kalıyor yani sürekli tecritlerde. Bu hakikatları telif etmenin zeminini Cenab-ı Hak ona yapmış yani değil mi? O zeminde yani tecrit zemininde, hastalık zemininde. Mesela en şiddetli hastalandığı zaman 2. şua, 7. şua, 30. lama telif ettirilmiş hapishanede abi. O zehrin, zehirlenmenin en şiddetli anlarında artık böyle tamamen hani biz şuursuz, bilinçsiz deriz ya. En böyle şey anında en böyle 2. şua gibi, 7. şua gibi, 30. lama gibi risaller telif ettirilmiş. Bu 14. lema gibi abi. Zemin müsait yani böyle hakikatların zemini abi. Şimdi bu zamana gelelim. Bu zamanda ise ne kadar kesretle alakalı meseleler var, fuzuliyatla alakalı değil mi? Yani bu hakikatlara muhatap olmanın zemini yok. Şimdi bu hakikatlara böyle muhatap olmanın zemininin çok azaldığı zamanda o kesretin, meşguliyetin içerisinde bu hakikatlara muhatap olup 14. lemanın 2. makamı yani Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarına muhatap olmak, istifade etmek abi nefsi nefsimden daha hüşyar dediği zatlar onlar yani. Yani ben bu Besmele'nin sırlarına zemin vardı, istifade ettim fakat zemin olmamasına rağmen bu hakikatlara muhatabiyetini hissedip bu hakikatlardan istifade etmeye çalışmak o kimsenin nefsi nasıl bir nefistir? Hüşyar bir nefistir abi. O manada söylenmiş bir cümle yani. Yoksa benden daha üstün bir nefis manasında değil Ramazan abi. Nefsi nefsinden daha hüşyar demiş o abi. İbrahim abi. Oldu mu abi? Biraz oldu değil mi? Yani o, ben zemin vardı, kimse yok, tecerrütler yok, ilahi sırlar bana açıldı, ben bunları yazdım. Ama herkesin böyle tecrüdü olmuyor ki, bu kadar kesret içerisinde bu hakikati, zor bir hakikat yani. Değil mi? Yani zor derken,
istifade et. Bu kadar meşguliyet, fuzuliyet içerisinde buna muhatap ol. İstifadeye çalışan bir nefis, nasıl bir nefis? Hüşyar uyanık demek yani. O manada söylenmiş. Üstünlük manasında değil. Evet. Uyanık manasında. O zaman zaten bedi bir şey yani. Ama burada bir belagat kaidesine göre söylediyse bir zahir manayı almak gerekiyor. Bu manada söylenmiş bir cümle yani. Dedi. Evet, sonra müdakkik kardeşlerime. Müdakkik, müdakkik ne oluyor? Dikkatli. Evet. Dedi. Sonra bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdı. Yani besmelenin sırlarını okuyup anlamak, istifade etmek akıldan ziyade kalbe bakıyormuş, delilden ziyade zevke nazırdı. Yani bu demek değil ki besmeleyi anlatırken akli deliller yok, mantıki deliller yok. Bu makam akıldan ziyade kalple müteveccüh olma makamıymış. Evet. Delil. Evet. Den ziyade, delil aramaktan ziyade zevk etme makamıymış yani. Hani bir kayıt altına girmiyor ya. Kayıtlarsan bir delille delil ilmi bir mesele demek. İspatlanan mesele demek değil mi? Sen onu bir kayıt altına alayım derken o azalıyormuş yani. O zaman delilden ziyade zevke nazırdır. Yani bu makamda besmelenin sırlarını delillendirmekten ziyade zevk etmek gerekiyormuş yani. Bir kayıt altına alırsan azalıyormuş yani. O zaman orada Üstad Hazretleri 20'ye yakın dediğinde onlar almış. Evet. Ben yukarıda 1000 tane diyor ya. 1000'ini de görmüş abi şey yapıyor ama bir kayıt altına alıp derken azalmış. Ya. Çünkü eğer binler esrarı diyor. Binler esrarı var diyor. Ondan sonra 20-30'dan 5-6'ya indi diyor. Yani önce varmış. Fakat bir kayıt altına yazayım derken o azalmış. 5-6 olmuş yani. Tutamamış. Evet. Tutamamış değil de kayıt altına girmiyor. İşte o yüzden söyledim. Yani bir kısım marifeti ilahiyenin delilleri var ki kayıt altına girmiyormuş yani. Neden? Birisi sordu. Neden yani kayıt altına girmiyor? Şimdi Allah vacibil vücut ya. İnsan ise aklı olduğunda mümkünül vücut. İmkan dairesinde. Şimdi vacibin mümkünü bilmesiyle mümkünün vacibi bilmesi aynı şey midir? Değildir yani. O zaman bu gibi manalar yani nur türünden evet. Gelenler tarif edilemez değil mi? Doğru dürüst. Yani bir kelama dökülmesi zor. Yok mi? Tarif ediliyor fakat kayıt altına girmiyormuş yani. O yüzden zevk edecekmişsin. Mesela ben şimdi o kadar çok bende besmele ile alakalı şeyler var ki ben lezzetlendim yani. Telezzüz. Zevklendim o manalarla. Fakat izah ederken tam izah edemiyorum. Yani lisanıma dökülmüyor yani. O zaman azalıyor yani. Hatta bu 20-30'dan 5-6 diyor ki besmelenin rahmet noktasında sadece. Evet. Buna adalet bak, rububiyet bak. Değil mi? Bir sürü efsaf noktasından bakabilir. Bu rahmet noktasında. Rahmet yani. Noktasının altı sırrı sadece. Evet. Diğerleri yok bile yani ortada. O manada bakabiliriz. Mesela cevadiyet noktası, cömertlik noktasında besmelenin sırları. Muazzam olur, bakılabilir ya. Şimdi burayı toparlarsak, iktidarda neler var? Besmelenin sırlarına muhatap olup istifade etmek. Bir, sönük akıl. İki, kayıtlamamak. Kayıt altına alırsan azalır diyor. Evet. Üç, ruhen münasebetler olmak. Şahsı manevi uygun hareket etmek. Dört, nefsi nefsinden hüşyar. İhtiyacını hissetmek. Evet. Beş, müdakkik olmak. Altı, kalben müteveccüh olmak. İhtarda bunlar var. O yüzden önemli ihtar çektiği için. Bismillahirrahmanirrahim. Galet ya eyyühel melev inni ulgiye ileyye kitabun kerim innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesi kainat, arz ve insandaymış yani. Evet.
Şimdi üç sikkeyi rububiyet dedi ya abi. Yani kainata bir cihetiyle baksan küre-i arzın ve insanın niçin yaratıldığını veya insana baksan küre-i arzın ve kainatın niçin yaratıldığını veya arza baksan kainatın ve insanın niçin yaratıldığını görebilir misin? Bülent abi. Şunu sileyim. Hani dedi ya birbiri içinde. Evet ne demişti? Birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Şöyle abi. Şimdi bu çekirdek, şu toprak düşünelim. Şimdi bu ağaç. Dedim şöyle bir ağaç yapalım. Bunlar da meyveleri. Şu ağacın tepesinde bir meyve var ya abi. Çekirdek. Ağaç. Bu da meyve. Şimdi burada dedi ki birbirinin içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir terbiyeciliği varmış. Bu üç terbiyecilik birbirinin içinde birbirini gösteriyormuş. Bu kainat, arz ve insan dedi ya. Nasıl yani? Misale döktük. Çekirdek, ağaç, meyve. Bu üçü birbirinin içinde birbirini gösteriyor yani. Çekirdeğe bir cihetiyle baksan ağacı ve meyveyi görürsün. Meyveye baksan ağacı ve çekirdeği görürsün. Ağaca baksan meyve ve çekirdeği birbirinin içinde görebilirsin yani. O zaman kainat, arz, insan. Bu birbirinin içine baksan, evet, birbirinin numunesini gösteriyormuş yani bunlar. Biri, yani Bismillahirrahmanirrahim'in, evet, birinci sırdayız. O terbiyecilikten biri, kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanük, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Şimdi dedi ki kainatın heyet-i mecmuasında Bülent abi. Heyet-i mecmua neydi? Şunu sileyim. Şimdi cüz, kül, cüz-i, bir de külli var. Şimdi bu parça demek, bu bütün demek, bu fert demek, bu da nev demek. Bunların hepsine heyet-i mecmua deniyor. İbrahim, heyet-i mecmua dediği bu yani. Şimdi diyor ki, kainatın heyet-i mecmuasındaki, Bülent abi, yani kainatın cüzünde, külünde, cüz'isinde, külli'sinde, yani heyet-i mecmuasında teavün, tesanüt, teanük, tecavüptan tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Yani Allah'ın uluhiyetini gösteren, Allah'ın Allah olduğunu gösteren, bütün mahlukatı emri altına, itaat altını gösteren kainatın cüz, kül, cüz-i külli dediğimiz heyet-i mecmuasındaki teavün. Teavün neydi? Yardımlaşmak. Yani Allah uluhiyetinin en zahir alametini, mührünü, damgasını kainatın heyet-i mecmuasındaki bunlara derc etmiş. Yani Cenab-ı Hak sivrisinek ile güneşin arasına bir münasebet koymuş. Bulutlar ile yerdeki mahlukat arasında bir münasebet, bir teavün var değil mi? Toprakla bulut bir yardımlaşıyorlar. Güneşle nebatat yardımlaşıyorlar değil mi abi? Bu Allah'ın uluhiyetin yani mabud oluşunun, ilah oluşunun, bütün mahlukatı emri altına alışının, evet, en zahir alameti buymuş İbrahim abi. Neymiş? Bütün mahlukatın yani kainatın heyet-i mecmuasına teavünü koymuş yani. Mesela arıyla insan arasında, insan ile hayvan arasında, hayvanlarla değil mi? Diğer her şey arasında bir münasebet var değil mi? Bu Allah'ın ilah oluşunun en zahir alameti bir tanesi buymuş yani. Bismillah ona bakıyormuş. Tesanüt.
Dayanışmak, yardım, dayanışmak, teanüp, tecavüp, evet. Bu saymış olduğu dört tane vasıf, evet. Uluhiyetinin, yani Allah'ın mabud oluşunun, ilah oluşunun, evet. Kainattaki en zahir, en geniş mührü damgası hangisiymiş? Teavün. Tesanüt. Teanüp, tecavüp. Bu dördüymüş. Allah ismi en zahir nerede gözüküyormuş? Heyet-i Mecmua'da gözüküyormuş abi. Yani mahlukatın küçüklerinde, büyüklerinde, fertlerinde, nevlerinde gözüküyormuş. Bismillah ismi ona bakıyormuş. O zaman şuraya yazalım. Kaina Bismillah diyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh. Teşabüh benzemek. Tenasüp uygunluk, intizam düzen, insicam uygunluk, lütuf ve merhametten tezahür eden, zahir olan sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Şimdi şuraya yazayım. Küre-i arz. Bismillahirrahman diyormuş. Yani Allah'ın Rahman oluşunu. Küre-i arzda büyük bir damgası varmış, alameti varmış İbrahim abi. Peki o alamet, damga neymiş? Allah bütün mahlukatı tedbir ve idare ediyor değil mi? Onları tedbir ve idare ederken teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhamet yapıyor. Rahmaniyetin, Allah'ın Rahman oluşunu. En büyük alamet, mühür, damgası buymuş. Allah mahlukatı aynı tedbir ve aynı terbiyeyle idare ediyormuş abi. Nasıl yani? Mesela Allah bütün mahlukatı yaratmış küre-i arzda. Hepsine rızık vermiş değil mi? Teşabih, benzemek demek teşabih. Yani Allah bütün mahlukatı yaratmış. Hepsine rızık vermiş değil mi? Bunu da rızıkla besliyor bir fil. Bu da bir balina. Bunu da rızıkla besliyor. Allah'ın rızıkla beslemediği bir mahlukat var mı? Yok. Küre-i arzın tedbir ve idaresinde Allah aynı kanunla mahlukatı evet idare ediyormuş, görüyormuş. Mesela Allah tenasüp diyor, uygunluk. Şimdi bütün mahlukatı yaratmış, onlara rızık vermiş ya abi. Bütün mahlukatı yaratmış, hepsine göz vermiş. Göz olmayan mahlukat var mı? Zeki? Yok. Kulağı olmayan mahlukat var mı? Yok. Midesi olmayan mahlukat var mı? Yok. Dişleri olmayan? Yok. Aynı kanunla terbiye ediyormuş yani. Allah'ın Rahman oluşuna en zahir alamet, mühür ve damgası neymiş? Küre-i arzda bütün mahlukatı terbiye ederken aynı kanunla terbiye ve idare ediyormuş abi. Hepsine el vermiş, göz vermiş, rızık vermiş, mide vermiş, çocuk vermiş, evlat vermiş abi, ilahir. Aynı kanunla yapılmış. Rahman neydi Rahman? Bütün mahlukatı içine alıyor değil mi abi? Rahim hususi de. Evet. Rahman kafire bakar, zındığa bakar, mümine bakar, münafıka bakar değil mi? Hepsine bakıyor. Rahim ise daha hususi oluyor yani. Şimdi Allah'ın Rahman olmasının küre-i arzdaki en büyük alameti neymiş? Bütün mahlukatı aynı kanunla terbiye ve idare ediyormuş yani. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i uliya-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Şimdi insan da Bismillahirrahmanirrahim diyormuş. Yani mahiyet camiasında. Kainat Bismillah diyor. Nasıl diyor? Dört tane vasıf söyledi.
küre yaz Bismillahirrahmanirrahim diyor, değil mi? 5 tane basıp söyledi. İnsan da şey Bismillahirrahman diyor küre yaz. İnsan da Bismillahirrahmanirrahim diyormuş. Peki nasıl diyormuş? İnsanın mahiyeti camiasında letaif-i refet, dekaik-i şefkat ve şu atı merhameti ilahiyeden zahir olan rahim ismiymiş. Yani mahlukat içerisinde insana o kadar şefkat ediliyormuş, o kadar merhamet ediliyormuş ki abi, hususi ilgi alakanın en fazla gözüktüğü mahlukat insanmış yani. Dekaik-i şefkat diyor ya abi. Yani Cenab-ı Hak kainat ve küre-i arzda ne kadar böyle mahlukat varsa onu insanın emrine vermiş. İnsanın bütün hissiyatına o kadar ince dekaik dediği o. Letaif dediği o yani. Senin o kadar böyle letaiflerine, hissiyatlarına müraat ediliyormuş ki özel ilgi alakanın sembolü olmuş. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim özel ilgi alakaya bakıyormuş yani insana. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'le bunun ne alakası var? Şimdi önce tezgahı anlattı. Demek. Şimdi besmelenin sırrına geçiyor abi. Demek Bismillahirrahmanirrahim'deki ve demek Bismillahirrahmanirrahim sayfeyi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim alem sayfasında nurani satır teşkil eden ehadiyetin ünvanıymış yani Bismillahirrahmanirrahim. Ünvan diyor ya abi. Mesela sen elbise diktin, terzi oldun, ünvan aldın bir tane. Hasta tedavi ettin, doktor oldun, ünvanı alıyorsun değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak sistemi kurmuş, kainat, küreyaz ve insan. Değil mi? O üçünü bir yerde toplamış. Üçünün bir araya gelmesine Bismillahirrahmanirrahim demiş. Bismillahirrahmanirrahim sistemin adıymış yani. Allah'ın kurmuş olduğu kainat, küreyaz ve insandaki sistemin ünvanı Bismillahirrahmanirrahim'miş yani. Ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Anlamadık yani. Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul ile semere-i kainat ve alemin nüshayı müsarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar. İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Yani eğer insan bu kainat küreyarz içerisinde herhangi yapmış olduğu bir işte Bismillahirrahmanirrahim derse kainat, küreyarz ve insan. Bu üçü birbirine mukabil geliyor, birbirini gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim ünvanı tezahür ediyormuş yani. Yani yerdeki insanı ferşe, arşa bağlıyormuş. Yani bir insan mesela bir iş yaparken Bismillahirrahmanirrahim dedi ya. O Bismillahirrahmanirrahim'in demesi onu arşa çıkarıyormuş. Yani bu insan kısa sürede terakki ediyormuş yani. Bismillahirrahmanirrahim demekle. Bismillahirrahmanirrahim enfüsi ve afaki terakkinin bir ifadelenişiymiş yani abi. İnsanda gördüklerini küreyazda ve kainatta görürsen bu enfüsidir. Enfüsü hemen çıkıyorsun, terakki ediyorsun. Kainatta ve küreyazda gördüklerini sende görürsen sende bu da afaki oluyor. Ferşi arşa bağlıyor. Ferş de sen versin ya. Yani senin olayın abi. Sistemle bütünleşiyor. Sistemden kopuk olmuyor İbrahim abi. Mesela insanı düşünelim. Bunu anlamak için bu söylediğimi. Şu benim parmağımı düşün abi. Şöyle. Sistemden ayrı. Bir birleştirdim. Sistemle bütünleşti değil mi? Bu şimdi tek başına ne yapabilir? Ne olabilir? Hiçbir işe yaramıyor bu yani. Sen yapmış olduğun işlerde abi. Bismillahirrahmanirrahim dedin ya. Bismillahirrahmanirrahim dedin senin o işin sistemle entegre oluyor yani. Sistemle birleşiyor. Bismillahirrahmanirrahim demeyen her iş peygamberimizin hazreti mi? Ebterdir diyor. Kesiktir. Bereketsizdir. Hayırsızdır yani. Sistemle alakan yok. Allah sistemi niye kurmuştu?
senin o cümleyi söylemen için abi. Bismillahirrahmanirrahim. O olayı niye Allah senin başına getirdi? Bismillahirrahmanirrahim değil. Sistemin ismini koymak için. Yani adam bunu yapmış. Buna bir isim koymuş. Ne? Bunun bir ismi var yani. Değil mi? Bakın bunun ekranını adam bir araya getirmiş. Çipini bir araya getirmiş. Ne kadar alet edevat, takım taklavat bir araya getirmiş. Buna bir isim vermiş yani abi. Değil mi? Adam buna bir isim vermiş. Şuna bir isim vermiş değil mi? Evet. Cenab-ı Hak sistemi yapmış. Evet. Sistemin isminin ifadelenişini sana bırakmış abi. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sistemin adının ifade edilmesiymiş yani. Kutsi bir ünvanıymış yani. Kutsi demesini Allah koymuş, sen ifade ediyormuşsun yani. Kutsi ona bakıyor çünkü. Bismillahirrahmanirrahim de İbrahim abi böyle bir sır varmış yani. Birinci sır oymuş yani. En kısa ve kolay yoldan ben nasıl terakki ederim? Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin yani. Evet. O sırdan mı? Evet. Yani sadece lisanen demek değil. Senin yaptığın o işin biraz daha geniş dairesi. Küre-i arzla münasebetler. Biraz daha geniş dairesi. Kainatla münasebetler olduğunu göreceğiz yani. Demek ki sistemin sahibi olmasa ben burada bu işi yapamam. Bismillahirrahmanirrahim diyemem. O iş sistemle alakalı yani. Anlaşıldı mı? Yani besmeleyi çekerken sistemi göreceğiz yani. O zaman o işi sana yaptıran sistemin sahibi yani. Senin yaptığın o işle güneş arasında bir münasebet var. Galaksiler arasında bir münasebet var. Vega yıldızıyla bir münasebet var yani. Böyle baktık. O zaman ne oluyor? Ferşi arşa bağlar. İnsani arşa çıkmaya yol oluyorsun. Ve insan olmanın adıymış besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Besmeleyi insan çeker. İnsanın dışındaki mahlukat Bismillahirrahmanirrahim demez yani. Mesela melaike. Bismillahirrahmanirrahim der mi? Demez. Onların da kendine mahsus bir tesbihatı var. Subhun kuddusun rabbul melaiketi ve ruh. Onlar bir iş yapıyorlar ya. Mesela melaike nezaret ettiği mahluka vazifelerini söyleyecek. Onun işlerini gördürüyor ya. Biz bir iş yaparken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Onlar az önce söylediğim tesbihatı söylüyorlar. Subhun kuddüsün rabbul melaiketi ver ruh. Yani ruhların ve meleklerin Rabbi eksik ve noksan sıfatlardan uzaktır. Biz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Onlar ise öyle başlıyormuş yani. Bismillah derdemiyor musun? Evet abi. Yani Bismillah'ın çok camiyetini anlatıyor. Allah'ı tanıtıyor ya. O makamda söylenmiş bir söz. Bismillah yani meleklerin söylediği o tesbih de Bismillah'ın içinde yani. Bismillah bütün tesbihatları içine alıyor. Bütün isimleri içine alıyor abi. Mesela Bismillah Kuddüs. Bismillah. Evet. Mesela... Ya Cebülü ya Allah ya Kuddüs ya Allah diyoruz ya. Yani o tesbihatın içinde Allah lafzı-i celalinin de ifadelenişi yani bir. Burada durayım gene devam ederiz. Dersimiz biraz ağır olabilir. İbrahim abi. Biraz veya sormak istediğiniz bir şey varsa abi şunu ifadeyi bir daha şey yapalım diye. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in içinde burada nazara verdiğimiz neydi? Enfisi ve afaki terakkiyat varmış. İnsan olmanın en kısa ve kolay yolu neymiş? Besmele çekmekmiş yani. Ya ben öyle çok, benim ilmim yok. Ben Allah'ı tanımam, bilmem. Bana bir yol göster ki ben Allah'ı böyle kısa ve kolay yoldan tanıyayım, bileyim. İstenilen o çekirdeği muhafaza edeyim. Besmele çeksen yani. Yaptığın her işte, hayırlı işlerde. Şer işlerde besmele çekilmez. Çekilse çeken insan kafir olur yani. İçki içerken besmele çekilmez yani. Çeken kafir olur yani, ehli imansa. Bu kumarda da aynı var. Evet abi. Adam mesela parayı atarken veya da oyunu oynarken veya bileti çekerken. Evet. Besmele hayırlı işlerde oluyor yani.
Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha.